Yağ fiyatlarındaki ani artış ve raflardaki yağ kalmaması nedeniyle İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Aslan ve Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle denetimeye çıktılar. Zincir marketlerde yapılan denetimlerde raflarda ürünlerin olup olmadığı, fiyatların denetimi ve depo denetimleri gerçekleştirildi. Zamanlıyla alakalı kaymakamlık. Bundan mesela daha önce. Öyle mi? Yapılan denetimlerin ardından açıklama yapan belediye başkanı Alper Taban şuna söyledi. Herkesin hedef beklenti satışları vardır. Bunlar zaten rutininde gidiyor. Ancak bunu bir fırsata çevirmek ya da vatandaşa bu noktada farklı fiyat uygulaması yapmak doğru olmadığını ifade ediyorum. Tespit ettiklerimize de gerekli ceza ve işlemleri uygulayacağımızı tekrar ifade ediyorum. Buna kadar var mı tespit başkanım? Tabii ki var. Yaklaşık 63 adet marketi, bunun yaklaşık 45'i ihbarla gelmişti. Tespitlerimizi yaptık. Bunların içerisinde yaklaşık 3 tane işletmenin Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirimini gerçekleştirdik. Depolarına kadar bakıyoruz arkadaşlar. Rafta bakıyoruz. İhbarı değerlendiriyoruz. Nihayetinde vatandaşı da bu konuda geriye dönüp bilgilendiriyoruz. Yani bu budur, şudur, bundan olmuştur. Çünkü marketçilerimizin de mesela ben malımı aldım ama işte 10 palet istedim, bir palet geldi gibi yaklaşımları da olabiliyor. Yani elimde olan ürünü bitirdim, deposunu kontrol ediyorsun, ürün depoda yok. Doğal olarak yani burada bir ürün kalmadıysa satışını yapamayacaktır. Bu doğal bir süreç. Ancak var olan ürünü kaldırıp, bunun fiyatını değiştirip, tür uygulamalar varsa bunlarla ilgili de derhal gereğini yapıyoruz. Farklı fiyatları da piyasanın en düşük fiyatıyla diğer fiyatları mukayese etmeye çalışıyoruz. Ve bunların geliş faturalarıyla karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Fahiş fiyat uygulaması yapanlara da işlemimizi yapıyoruz. Daha sonra İnegöl Kaymakamı Eren Aslan da bir konu açıklama yaptı. Hem fiyat konusunda hem bunun tedarik zinciriyle ilgili denetimlerini yapıyorlar. Bir usulsüzlük, bir halkı kandırmaya, fahiş fiyat üzerinden fırsatçılığa, stokçuluğa yönelen olursa bunlara ceza işlemler de yapılıyor. Biz tabii ki şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sayın Bakanlarımız da açıkladı. Tabii ki dünyada 2 yıldır yaşanan bu salgın sürecinde, tedarik zincirlerinde, üretim halkalarındaki bozulmalar her türlü ürünün fiyatlarına dünya çapında bir yansımaya sebep oldu. Bu doğal. Ancak doğal olmayan bunu bir fırsat bilerek aldığı bir ürünü 1 liradan 5 liraya satıp da vatandaşın üzerinden fahiş karlar elde etmeyi düşünen olursa biz bunlara müsaade etmemek için sahadayız. Bugün de yaptığımız denetimlerde herhangi bir ürün eksikliği ya da stoklanması gibi bir durumla karşılaşmadık. Bundan sonra da bu denetimlerimiz devam edecek.